Uyudu nihayet. Ay maşallah, çok tatlı. Kız çok sağ ol Şengül ha. İyi ki geldin. Vallahi Nebahat Hanımcığım, iyi ki çağırdınız beni ha. Bütün gün bu bebeğin yanında oturmaktan evde şiştim yani. Fena mı oldu? İki lafın belini kırıverdik sizinle. Ay gerçekten öyle. Aile vicdansızı neler yapmış size öyle. Vallahi senin şurada 2 dakika anlattıklarından benim burada kanım dondu resmen. Sorma sorma Nebahat Hanımcığım. Nebahat Hanım, sen acaba sarmasan mı diyorum. Hani böyle kalem gibi olsun derken kurşun kalem gibi demiştik. Seninki biraz böyle bir dolma kalem gibi oldu. Sen en iyisi yapma, otur beni dinle. Bak ne diyeceğim, o Gönül müydü neydi onun adı? Sen Orhan Bey'i çekip alınca delirdi mi? Delirmek ne kelime, kadın çıldırdı, kendinden geçti, ne yaptığını şaşırdı. Kızını da evden kovmuş. Olabilir mi böyle analık Nebahat Hanım, Allah aşkına? Aman aman evlerden uzak dursun. Zaten biz Orhancığımla yeniden evleniyoruz. Aa! Yani senin o eski kocam bildiğin oldu benim yeni kocam. Ay Şengül ne diyorsun? Aa çok sevindim, çok güzel bir haber bu. Düğün ne zaman? Nebahat Hanımcığım, düğün bizim neyimize? Biz ancak kendi aramızda mütevazı bir nikah kıyarız. Ne mütevazı nikah canım, geç onu geç. Senin arkanda koskoca Nebahat Hanım'ın var. Düğünün mü eksik kalacakmış? Yapacağız sana bir düğün. Gerçek mi diyorsun? Evet tabii. Sen her şeyini seç, yerini seç, yemesini, içmesini seç. Kendine de şöyle güzel bir gelinlik seç. Her şey benden. Sana düğün hediyesi olsun. O kıskananlar da çatlasın ha. Aylayla Gönül'e de kapak olsun. Nebahat Hanımcığım, kurban olurum ben sana. Canımın içi. Ya sen kaç yıllık çalışanımsın, sırdaşımsın. Artık bir hediyem de olsun sana değil mi? Nebahat Hanımcığım, sarı çiçeğim. Kırmızı gülüm. Ay, bak canım.